Türkiye'de sürekli bir suçlu aranıyor. Evet. İşte ekonomi denilince suçlu kim diye soruluyor. Evet. Fiyatlar gündeme geldiğinde suçlu kim diye soruluyor. Ben şöyle sorayım. Suçlu siz misiniz? Yani bazılarına göre suçlu biziz. İtiraz ettiğimiz için suçlanıyoruz. Aslında demokratik bir ülkede, demokratik olmasa bile herhangi bir ülkede işler iyi gitmiyorsa sorumlusu devleti yönetenlerdir. Başka bir sorumlu aramaya aslında gerek yok. Devlet eğer devleti yönetenler üzerlerine düşen görevi bir hakkın yerine getiriyorlarsa problemlerin nerede olduğunu tespit ederler ve o problemi çözmek için adım atarlar. Problemi çözmek için adım atacaklarına birilerini suçlamak için bahane üretmeye kalkarlarsa demek ki ülkeyi yönetemiyorlar. Bundan daha açık bir ifade olmaz. Hiç ne olursa olsun. Bugün iktidar kendi kabahatini örtmek için, kendi yanlışlarını kendi omuzlarından atabilmek için muhalefeti suçlamaya kalkıyor. Allah'tan korkun ya, son 20 sene dünyada 20 sene iktidarda kalabilmek hakikaten çok zor bir iştir. Kaldı arkadaşlarımız. Ama 20 senenin mesuliyeti kendi omuzlarında, sorumluluk tamamen onlarda. Eğer bugün problemleri çözemiyorlarsa ne kadar büyük yanlış yaptıklarının da en açık delilidir bu. İçinden çıkılamayacak bir hale getirmişler ülkeyi. Bu manaya gelir. Onun için efendim suçlu kim? Suçlu doğrudan doğruya iktidar. Hiç bahaneye ihtiyaç yok. Tabii biz iktidar diyerek aslında biraz Tayyip Bey'i olan tenkitleri yumuşatmaya kalkıyor. İktidar dediğiniz kim? Cumhurbaşkanı. Yani Sayın Erdoğan. Çünkü başka bu sorumluluğu paylaştığı anayasaya göre kimse yok. Yani tek suçlu tek, Sayın Erdoğan mı? Esas itibariyle odur. Yani bir yere gittiğimiz zaman, çünkü politikaları kim belirliyor? Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Kim karar veriyor? Sayın Erdoğan. Kim icraatta bu meseleleri üstlenip yöneticileri tayin ediyor, üstlenecek? Sayın Erdoğan. Bir kişi. Zaten problemin temelinde yatan da işte bu anlayış. Biz bundan dolayı Cumhurbaşkanlığı sistemi diye Türkiye'ye dayatılan ve güya efendim işte bak bir kişi karar veriyor. Hiç istişareye falan ihtiyaç yok. Tabii istişareyi şimdi biraz böyle ifade etmemeye çalışıyorlar. Biz istişare ediyor, sonra karar veriyor. Hadi orada. Biz bu işlerin nasıl yürüdüğünü görüyoruz. Doğrudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Tek başına yetkilidir. Kararları almaya, kadroları belirlemeye, yeri geldiği zaman da kanun kuvvetinde kararnameleri çıkarmaya, meclisin görevini bile kendisi üstlenmiş vaziyette. Ama şunu gördü Sayın Cumhurbaşkanı. Artık eskiden beri birlikte çalıştığı arkadaşları kendisini terk etti. Böyle bir yönetim anlayışına neden terk ettiler? Çünkü böyle bir yönetim anlayışına rıza göstermediler. Bir şeyi düzeltmek mümkün değil ki. Yani bir meclisten karar çıkarma diye artık bir problem, bir mesele yok. Doğrudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanı'nı ikna edebilme veya edememe durumu var. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nı ikna edemediyseniz meclisin tamamı karşı çıksa hiçbir mana ifade etmiyor. Şimdi siyaset gündemine, sistem başlığına mutlaka döneriz ama ekonomi milyonların en böyle yoğun gündemi o. Hatta siz buraya gelmeden önce de yine bir ekonomi başlıklı toplantı, evet, birlikte şöyle bir sohbet içerisindeydiniz. Şimdi emekli merak ediyor, asgari ücretli merak ediyor, esnaf ediyor. Milyonlarca insan merak ediyor. Bu hayat pahalılığının suçlusu kim diye. Şimdi Cumhur İttifakı'na baktığımızda yeni suçlu bu üç harfli marketler. Evet. Sorumlu onlar mı sizce? Ya onlar da eğer, çünkü onlar çok geniş bir kitleye hitap ediyorlar. Yani Türkiye'de şu anda bir
marketin olmadığı köy, mahalle kalmadı. Evet. İşte belli sayıda 3-4 market var. Bunlar her biri 11-12 bin şube açtılar. Ama onları doğrudan doğruya suçlamak bence haksızlık olur. Çünkü onlar nihayet bir iş görüyorlar. Türkiye'nin en ücra köşelerine bile belli malları belli fiyatlarla ulaştırmaya çalışıyorlar. Ama onları denetleyemeyen, onların üzerinde bir otorite kuramayan sorumlu kişiler eğer bir problem varsa esas onları tutmak, sorumlu tutmak gerekir kanaatindeyim ben. Onlar da bilerek yanlış yapıyorlar, istismar ediyorlarsa bu imkanı onlar da suçludur. Ama esas onların hayatlarını idame ettirirken doğru karar alabilmelerine imkan sağlayacak olan devlettir. Devleti yönetenlerdir. Onun için siz burada hangi sahayı alırsanız alın, ister ekonomi, ister marketler, ister dış politika, ister eğitim, ister adalet, sorumluluk gelir, yönetenlere dayanır. Yönetime dayanır. Türkiye'yi kim yönetme yetkisine sahipse sorumlu olan onlardır esas itibariyle. Şunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani Sayın Cumhurbaşkanı da uzun zamandır bu fiyatlar üzerinden marketler dedi. Bir dönem hatta soğan patatesçiler için işte terörist ifadeleri kullanıldı. Sayın Bahçeli de bu topa girdi bu hafta itibariyle. Evet. Hatta FETÖ ifadelerini duymaya başladık. Şimdi o market zincirlerine baktığımızda son 15 yılda çok fazlasıyla yol almış marketler. Doğru, doğru. İktidarın döneminde bir açılmış marketler. Tabii, doğru. O dönemde bu marketler neşvünema buldu. Gelişti. Şubelerini artırdılar. Ama ben tekrar diyorum, eğer bir yerde bir şirket, A şirketi, B şirketi, kendi üretiminde bir takım haksız kazanca yöneliyorsa, onu da devlet yöneticileri görmüyor veya gördüğü halde itibar etmiyorsa problemlere, suçlu gelir oraya dayanır. Ben şimdi marketlerle ilgili olarak bir değerlendirme yapabilmem için oturup onların nasıl marketler Türkiye'de etkili oluyor, şunu görüyoruz. Yani bütün marketler aslında bir bakıma kendi markalarını da oluşturuyorlar. Artık dışarıdan bir mal almamaya gidiyorlar. Çok miktarda satış yaptıkları için, işte diyorum 11-12 bin market aynı malı satıyor. Bu ne buna demek? Çok itiraz da oldu Sayın Karamollaoğlu. Yani bu sistem oluşurken çok fazlasıyla tepki de oldu. Yani üreticiyi oraya mahkum ediyorsunuz. Üreticinin ürününü 3-5 paraya alıyorlar bir yıl öncesinden. Sonrasında piyasa sıkıntısı oluyor tabii, diye. Doğru, bunlar da doğru. İşte bunlara karşı tedbir alacak olan iktidarın kendisidir. Eğer böyle bir sistem Türkiye'ye fayda sağlamıyorsa, Türkiye dediğimiz kim? Sokaktaki vatandaş, memurdur, işçidir, emeklidir, esnaftır, kim olursa olsun onlara fayda sağlamıyorsa, o zaman gerekli tedbirleri alın, gerekli adımları atın, gerekli denetimleri mutlaka yapın. Bunu yapmak, ben tekrar dönüp dolaşıp devlete geliyorum. Evet, Türkiye'de bir serbest piyasa ekonomisi var. Herkes hangi iş sahasında faaliyet gösterecek, o faaliyetini nasıl gösterecek, nereden nasıl mal alacak, ödemesini nasıl yapacak, bunların usulleri belli, bunlara uyacak. Ama bir yerde bir istismar söz konusu ise ona müdahale edecek olan yetkililerdir. O kadar da başıboşluk yok. Elbette herkes hürdür. İstediği dalda faaliyet gösterir ama bunun istismar edilmesine devlet müsaade etmez. Muhalefet olarak siz zaman zaman hep vurguluyorsunuz, can ve mal güvenliğinin kalmadığı Türkiye. Evet.
Bu noktadan bakabilir miyiz? Çünkü hani serbest piyasa dediğimizde insanlar tedirgin. Evet. Hükümet bir mesaj verdiğinde mevcut düzen içerisinde belirli adımları atmaktan belki de imtina etmeye başlıyor. Evet, evet. Tabii burada dengenin sağlanması önemli. Biz Türkiye'de, yani siz ne diyelim, sosyalist bir devlet, komünist bir devlet değiliz. Ama kapitalizmin de halkı istismar edecek şekilde tatbikat sahasına girmesine de razı değiliz. İkisinin arasında, işte sosyal devlet derken belki sosyalizm manasında söyledim, İkisinin arasında halkın menfaatlerini gözeten, ülke menfaatlerini gözeten bir politika izlemekle mükelleftir. Bugün yok mu o menfaati gözetme, halkın, işte şimdi şöyle, ülkenin? Şimdi bugün özellikle son 6 aydır, 7 aydır yaşadığımız hadiseler başka bir boyutta cereyan ediyor. Hükümetin ekonomi politikaları iflas ettiği için biz bugün bu problemlerle karşı karşıyayız. Ama tam tersi bu, söyleniyor. Bu, kim söylüyor? İktidar yanlısı. Şimdi burada bizim üzerinde durma, benim üzerinde durduğum konu şu. Ülke ekonomisi söz konusu olduğu zaman Türkiye'nin bütün ekonomi politikalarını, özellikle de bütçe, bu çok önemli burada, bütçeyi alıp iyi tahlil etmek icap eder. Eğer bütçede, bütçe büyüklüğü 4.5 trilyon liraya gelmiş, bunun içinde 550 milyar liralık faiz gideri varsa hapı yuttuk demek. Biz faizle kavga ediyoruz, savaşıyoruz. Tabii, biz faizle savaşıyoruz vatandaşlar olarak. Birileri de faizden nemalanıyor. Kim? Esas itibariyle bankalar. Faizi bu şekilde kullananlar. Garibanlar bundan sadece zarar görüyor. Çünkü garibanın o faizle bir alakası yok ki. Çok mecbur kalmış. Sıkışmışsa eğer bankaya gidip çok yüksek faizle borç alabiliyor ki onu da kolay kolay vermiyor. Ben gitsem, siz gitseniz Merkez Bankası'ndan borç alamazsınız. Bankalar alıyor. Bankalar da bunu elbette kendilerine kar bırakacak tarzda piyasaya sürüyorlar. Piyasada bu parayı kullananlar da %30'un üzerinde faiz ödüyorlar. Marketlere şimdi faiz fiyatlar diye tepki gösterenler, o zaman madem faizle kavga ediyorlar, bankalara da bu faiz üzerinden niye bir şey söylemiyorlar? Şöyle, şimdi onların meseleye yaklaşımı başka. Ben şunu hemen ifade edeyim. Bildiğim kadarıyla şu anda bu süpermarketlerin veya zincir marketlerin pek bankayla kredi alarak iş yaptıkları kanaatinde değil. Çünkü öyle bir yola girseler fiyatları anormal bir şekilde yükselir. Onun için piyasayla biraz daha rahat rekabet edebiliyorlar. Onlar bu yüksek faizleri kullanarak alışveriş yapmıyorlar. Ha, esnaftan veya üreticiden bazı durumlarda aldıkları malı bedelini öderken orada yeri geldiği zaman canım 2 ay daha sonra vereyim. Ticarette olur öyle. Ticarette bu olur deniyor. Ama onlar banka kredisi benim bildiğim kadarıyla kullanmadan kendi çarklarını çeviriyorlar. Fakat tabii çok geniş bir tabana, neredeyse 80 milyona hitap ettikleri için de pazar sıkıntısı, satış sıkıntısı çekmiyorlar. %4 kar marjımız var dedi. Doğrudur, olabilir. Yani o %4'ü almasak da siz diyor bu enflasyonu düşüremezsiniz. Tabii. Hayat pahalılığını yok edemezsiniz diye. Bir haklılık payı veriyorsunuz o zaman. O noktada tabii başkası olduğu takdirde oradaki fiyatlar alır başını gider. Ama enflasyon süpermarketlerin veya zincir marketlerin fiyatlarından kaynaklanmıyor ki. Bunu söyleyenler bütün kabahati getirip onların omuzlarına yüklerlerse olmaz. Bugün maalesef devletin uyguladığı finans politikası sebebiyle bunlar böyle oluyor. Büyük yatırımlar yapılıyor yerine göre. Yol yapılıyor. Binalar inşa ediliyor. Köprüler yapılıyor. Neyle yapılıyor?
devletten de bir miktar para alıyor. Yeri geldiği zaman da banka kredisini kullanıyor. Bu sefer çok yüksek faiz ödemek mecburiyetinde kalıyor. Yani mesele sadece zincir marketlere getirilip dayatılırsa onlar kendilerini bu şekilde korurlar, savunurlar. Hükümet bir yeni düşman yarattı ve onun üzerinden de bu cepheyi genişletmek istiyor diyebilir miyiz? Orada emin değilim ondan. Çünkü marketlerin bu noktaya gelmesine bugünkü hükümet destek olmaz verdi. Mı yani? Ha işte onu bilmem. Yani bunun arkasında başka bir oyun var mı? Hakikaten marketlere karşı bir politika oluşturuyorlar mı? Bir tepki gösterecekler mi? Pek ihtimal vermiyorum ben. Hı hı. Çünkü biraz önce de dediğiniz gibi marketlerin piyasadaki etkisi çok farklı tezahür ediyor. Evet. Çünkü hakikaten malı ucuza üretip ucuza satma yolundalar. Bir zincir markette aldığınız bir ürünü gidin piyasada daha ucuza kolay kolay bulamazsınız. Bu da bir gerçek. Devletin marketleri var, tarım kredi, ha, orada şimdi bulamaz. Tabii şimdi devletin marketleri yani birazcık ne diyelim bizi gülümsetecek dostlar alışverişte görsün. El insaf yani belli sayıda ürünü tutup da bu marketlerde üstelik de bu marketler ne dedi 1, 2 bin, 3 bin. Öyle 1 milyon 100 bine çıkacak, 10 bine çıkacak, toplam 50 bine çıkacak bir rakam değil. Çünkü bu süpermarketleri topladığınız zaman işte bugün yeni bir rakam verilmişti. 35-40 bin civarında market var, zincir market. Ama ülkede her şey Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla denilerek doğru devam ediyor. Marketlere de talimat verdi. Orada da fiyatlar düşüversin o zaman. Şöyle o yo marketler. Orada olmuyor mu talimat? Şöyle marketlere Cumhurbaşkanı talimat veremez. Ancak marketlerde eğer bir yolsuzluk var, bir istismar varsa onu denetler. O denetim neticesinde ceza verilecek bir husus varsa ceza verir, keser. Ama sadece denetler. Öyle kendi devlet müesseselerinde olduğu gibi faturayı hemen kesemez. Onun için meseleye yaklaşım biraz daha farklı olmak mecburiyetinde. Ben şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne yapacağını bilmediği kanaatindeyim. Hakikaten çünkü bu mesele böyle sadece zincir marketlere gelip yüklenecek bir iş değil. Dedektif ya da zabıt şeklinde olmaz mı? Yok olmaz. Onunla halledilecek bir iş değil. Orada başka problemler gündeme getirilebilir. Yani marketler piyasayı farklı bir şekilde kontrol altına alıyorlarsa özellikle üreticiyi, o zaman bu noktaya müdahil edebilir bir tekelleşme varsa bu sistemi bozabilir. Ama bunu ben şahsen getirip doğrudan doğruya marketlere bağlamanın isabetli bir yaklaşım olduğu kanaatinde değilim. Bakın her zaman bunu söyledim. Aynı şeyi tekrar etmekten de vazgeçmiyorum. Bugün ekonominin bozulmasının sebebi, temel sebebi israf ve yolsuzluk. Yolsuzluk almış başını gidiyor. Nerede diyorlar? Sen onun denetlenmesine izin verebilir misin? Sayıştay var. Sayıştay'ın bu konuda bütün yetkileri kısıtlandı. Sayıştay raporlarına mecliste itibar edilebiliyor mu? Dikkate alınıyor mu? İkinci, Sayıştay ne kadar etkili artık? Onları da devre dışı bıraktılar. Onun için buradaki mesele biraz daha benim söylediğim farklı bir yaklaşımı gerektiriyor. Sayıştay bir yerde bir, şimdi şöyle söyleyelim. Bundan 30 yıl önce ya gidersek Sayıştay'ın denetleme mefhumunu değiştirmeye başlamışlardı. Bütün dünyada da. Yani Sayıştay sadece bir devlet müessesesinin doğru çalışıp çalışmadığını denetlemeyecekti. Aynı zamanda yatırımlar noktaya gündeme geldiğinde o yatırımın doğru olup olmadığını da denetleyebilir. Ya sen böyle bir yatırım yapmışsın. Nereden çıktı? Niye ihtiyaç var? Diyebilecekti. Bunlar hep kalktı ortadan.
açık aramayın mesajları verildi hatta. Tabii tabii. Bunlara doğrudan doğruya devlet müesseseleri karar ver. Şimdi ben çok açık tekrar söylüyorum. Bu yani hakikaten anlaşılması mümkün olmayan, ben mümkün görmüyorum bir konu olduğu için söylüyorum. Yahu siz bir havaalanı yapacaksınız. İsterse bir tane. Oraya senede sadece bir kere uçak inip kalkacak. Böyle bir havaalanı niye yapıyorsunuz? Efendim işte bu istisnai. Bir kere olmuş. Şimdi ikincisi de yapılmış. Tamam da ya niye?